Çok teşekkür ediyorum. Şimdi yaşadığımız dönem çok normal bir dönem değil. Bunu herkes bilmekte. Ve bu normal olmadığı için de iyileştirme adına gerek iktidar partisi gerek muhalefet partisi fikirlerini ortaya koyarak esnafımızın nefes alabilmesi, işsiz kardeşlerimizin işsizlik maaşından daha uzun süre faydalanabilmesi, işle ilgili feshedilemeyen iş yerlerine SGK desteği verilmesi konusunda biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak hep önergelerimizi verdik. Kira yardımıyla bu iş olabilecek bir şey değil. 750 lira, 1000 lira kira yardımıyla esnaf ancak o kiranın bir kısmını öder. Ama bu caddeye bile baktığınızda 500 lira, 750 lira dükkan bulmak mümkün değil. O açıdan tabii esnafımıza bir soluk olabilecek şekilde bir yapılandırma ortaya getirildi. 2,5 milyonun üzerinde esnaf ve vatandaşımızın başvuru yaptığını biliyoruz. Ama şimdi asıl sıkıntı şu, bu başvuru yaptığında bu yapılandırmaya dahil olan arkadaşlarımızın ilk bir ve ikinci taksidi ödemek mecburiyeti var. Ödemedikleri takdirde bu yapılandırma bozulacak. Şimdi ben size söylüyorum, açık dükkan var mı? Çalışan bir iş yeri var mı? Bu yapılandırma ödemesi için cebine para girmesi lazım. Gelirinin olması lazım. Madem hükümet de bunun bilincinde, bugün AK Parti'nin yapacağı en önemli konu şudur. Bakın ne konuşuluyor? Mart ayında iş yerlerinin açılabileceği, yeniden Nisan ayında yeni normale dönülebileceği konuşuluyor. Eğer bunlar konuşuluyorsa, bu sizin Ocak ve Şubat ayında zaten esnafımızın kapalı olduğunu göstergesidir. Bizim isteğimiz şudur, bu ötelemenin acil yapılması, bir ve ikinci taksitlerin illa 28 Şubat'ta, 30 Mart'ta alınması için ısrarcı olunmaması ve bunu ödeyemeyen vatandaşlarımızın da yapılandırma şartlarının bozulmaması adına hükümetin çok acil adım atmasını ve esnafımıza bir nefes aldırmasını önemli rica ediyoruz. Bunun için de inşallah bu konunun takipçisi olacağız.